Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Fransa'da maalesef herkesi çok derinden üzen bir trafik kazası meydana geldi. Bunun haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Fransa'nın Bar-le-Duc şehrinde meydana gelen trafik kazasında Sinoplu, daha henüz 28 yaşında olan Anıl Çoban maalesef hayatını yitirdi. Olay D-152 yolunun Montplon yönünde meydana geldi. Sabah sisli havada yaşandığı öğrenilen kazadan Türk gencinin kontrolündeki araç virajı alamayarak savruldu. Ağaçlara çarpıp ikiye bölündüğü öğrenilen araçtan Türk gencinin cansız bedeni çıkartıldı. 28 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bar-le-Duc Camii'nde kılınan cenaze sonrası bu Sinoplu kardeşimiz henüz 28 yaşındaki Anıl Çoban son yolculuğuna uğurlandı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok çok acı bir olay. Ana vatanımızdan binlerce kilometre uzakta böylesine acı bir olayın yaşanması tabii ki ayrı bir üzüntü. Gencecik daha hayatının baharındaki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anasına, babasına da büyük sabırlar diliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok çok büyük bir olay, büyük bir acı. Derler ya zamansız ayrılık diye, onun gibi bir şey. Kıymetli izleyicilerimiz yine Paris'te. Paris'in orta yerinde bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazada yine bir kişi öldü. Tesla marka elektrikli araç, Amerikan aracı biliyorsunuz. Bu aracın gaz pedalının kilitlenmesi üzerine meydana geldiği iddia ediliyor. Bununla ilgili olarak bir gelişme var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Paris'in en büyük taksi firması G7, Tesla Model 3 araçlarından birinin ölümcül bir kazaya karışmasından sonra araçları filosundan çıkarma kararı aldı. Paris'te hafta sonu araçlardan birinin karıştığı ölümcül bir kazanın ardından Tesla ile olan bağını kopartan firmanın yetkilisi kaza sırasında izinli bir taksi şoförünün ailesinin bir restorana götürdüğünü bildirdi. Paris'te meydana gelen kazada bir kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu biliniyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre araç bir minibüse çarpmadan önce bir bisikletli ve 3 yayaya çarptı. 8 kişi de ağır yaralandı. Yine değerli izleyicilerimiz, Tesla verilerini uzaktan kontrol ettikten sonra araçla ilgili herhangi bir teknik sorun yaşanmadığını iddia ediyor. Tesla yine de bir sürücünün mutlaka direksiyon başında olması ve aracı sürekli olarak takip etmesi gerektiğini söylüyor. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma sürüyor. Evet arkadaşlar, teknoloji gelişiyor. Yani bu elektrikli otonom denilen, yani aracın kendi kendine gitmesiyle ilgili tabii ki teknoloji çağın getirmiş olduğu bir şey. Gerçekten de çok güzel bir şey. Ama görüyoruz ki maalesef yeteri kadar pek çoğu geliştirilmiş değil. Ama bu teknolojide kaçınılmaz. Yani hepimiz öyle ya da böyle yarın öbürsü gün bu otonom özelliği olan araçları kullanacağız. İnsansız araçları vesaire derken görüyoruz ki maalesef böyle üzücü tablolar da ortaya çıkıyor. Allah hepimizi böyle sıkıntılı ve sorunlu olaylardan korusun. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Önümüzde zor bir dönem var. Koronavirüs nedeniyle maalesef pek çok yerde sıkıntı büyük. Pek çok insan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Hastane köşelerinde, evlerinde dertlerine derman arayan milyonlarca insan var. Önümüz yılbaşı. Benim size tavsiyem şu arkadaşlar. Kesinlikle bu önümüzdeki günlerde zorunlu olmadıkça gitmeyin, gelmeyin. İşiniz gücünüz haricinde mümkünse kimseyle görüşmeyin. Çünkü gidişat iyi değil. Avrupa'nın pek çok noktasında vaka sayıları hızlı bir şekilde artıyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı artıyor. Hastanelerdeki doluluk oranı artıyor.
Hal böyle olunca da yarın öbürsü gün büyük bir sıkıntı yaşamanızı ben de istemem. Allah hepimizi korusun. Ocak 15 itibariyle Avrupa'nın pek çok noktasında mevcuttaki vaka sayıları ikiye katlanacak. Şu anda ciddi anlamda yatak kapasiteleri dolmuş durumda. Hastanelerdeki yoğun bakımlar dolmuş durumda. Biz şunu söylüyoruz, koronavirüsten kurtuluş insanın kendisinin elinde. Kendimizin doktoruyuz, başka da yapacak bir şeyimiz yok. Bakın, sıvı 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 dediler. Görüyoruz ki sıvılar da %100 oranında bu işten bizim kurtulmamıza yardımcı olmuyor. %100 oranında yardımcı değil. Bakın Almanya'nın yeni Sağlık Bakanı göreve başladı. Söylediği ilk şey elimizde Mart ayına kadar yetecek sıvı yok diyor. Yani bu işten kurtuluşu bir taraftan bu sıvıları gösteriyorlar. Bu sıvıların üretildiği Almanya'da bile BioNTech biliyorsunuz BioNTech Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu sıvı o Almanya'da yok. Siyasetçiler çıkıp her fırsatta aman sıvıları vurdurun, aman şunu yapın, aman bunu yapın, bilmem neyi yapın diyorlar. Ellerinde sıvı yok arkadaşlar. Hepsi birer kurgu. Bir tiyatro oyunu, birisi yazıyor, biz de oynatıyorlar işte arkadaşlar. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bu şekilde. O nedenle aman siz siz olun. Kendinize dikkat edin. Önümüzde sıkıntılı günler var. İstenmeyen bir olay olduğu zaman da maalesef hepimiz çok üzülüyoruz. Ailemiz üzülüyor, çevremiz üzülüyor. Yani sözün özü biz daha bu koronavirüsle uzun yıllar beraber yaşayacağız. Yani bizim yanımızdan, etrafımızdan bu koronavirüs gitmeyecek arkadaşlar. Benim gördüğüm bu. Çünkü bilim insanları soruyoruz. Ne zaman bilmiyor. Siyasetçiye soruyoruz. Ne zaman bilmiyor. Siz bu iş daha 5-10 yıl devam edecek gibi düşünün arkadaşlar. Yok sıvıydı, yok kapanmaydı, maskeydi, mesafeydi derken 5-10 yılımız daha geçer. Allah'ın emri bu. Göreceksiniz. İnşallah yanılıyorumdur. Yaza doğru vaka düşecek. Kışa doğru Eylül ayından itibaren ateş dansı yeniden başlayacak. Şu anda hepimize ateş dansı yaptırmaya devam ediyorlar. Görüyorsunuz. Üçüncü doz yetmedi, dördüncü doz yetmedi, 5, 6, 7, 8, 9. Ölene kadar bu sıvıları vuracağız. Mezara girene kadar. Sözün özü şu. Ben söylüyorum size koronanın ne zaman biteceğini. Mezara kadar devam. Ölene kadar devam. O zaman ondan sonra hepimiz rahat edeceğiz Allah'ın izniyle. Ne diyelim? Kıymetli izleyicilerimiz sizler de bu konularla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da yine gerek videomuzun altına gerekse kanalımızın sosyal medya hesapları aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz. Benim sizlerden tek bir ricam var. Lütfen videolarımızı beğenelim ve kanalımıza da mutlak surette abone olalım.